Evet herkese yeniden merhaba, ben Mucizevi Lord. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Soul Crusher bölümünü incelemeyeceğim. Fakat Soul Crusher'daki dikkat edilisi ve en ufak detayları sizlerle birlikte paylaşacağım. Zaten sadece bir tane dikkatimi çeken detay oldu. Bölümü aslında o kadar da sevmedim. Sevdim aslında ama pek umduğum gibi olmadı. Videomuza ve teorilerimize falan geçmeden önce kanalımıza abone olup bu videoya bir like atarsanız beni çok sevindirirsiniz. 10.000 abone olmamıza da fazla bir şey kalmadı aslında, sadece 8.314 abone falan. Evet hazırsanız başlayalım. Bölüm şöyle başlıyor ki Marinette ile Zoe birlikte tanışıyorlar. Buraları aslında fazla anlatmaya değmez. Sonra Chloe Zoe'yi götürüyor okula, şöyle tanıtıyor falan. Sonra Chloe Zoe'ye kötü falan davranıyor. Öyle işte. Sonra Zoe akumalanıyor. Ama burada benim dikkatimi çok çeken bir şey oldu. Zoe'nin akumalanmadan önce ayakkabılarını çıkarıp koyduğu kutunun içinde bildiğiniz gibi bazı sinemalara falan ait şeyler vardı. Gördüğünüz gibi burada Emily'nin de fotoğrafı var. Zaten biliyoruz Emily her zaman burada oynamıştı. Yani burada daha önce filme çekilmişti Paris'te. Ama orada Başkan Burcu'ya Emily'nin fotoğrafını aldıktan sonra altta Kagami'ye benzeyen bir kadın görüyoruz. Gördüğünüz gibi saçları da uzun, yani bu kız kesinlikle Kagami olamaz. Ve yaşları bayağı bir küçük, yani şu fotoğraftaki Emily'den küçük diyebilirim. Peki bu Kagami'nin annesi mi bu? Evet aslında olabilir, şöyle düşünün. Kagami ile annesi Japonya'dan Paris'e geldiler. Peki neden sırf Paris'e geldiler? Muhtemelen Paris'te bir bağlantısı olduğu için veya eskiden Paris'te yaşadıkları için. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi ilk önce yerde Kagami'nin annesinin kör olmadığını görebiliriz. Yani gelecek bölümlerde veya belki de 5. sezonda da olabilir, Kagami'nin annesinin gözlerinin neden kör olduğunu falan görebiliriz. Bildiğiniz gibi Kagami Adrian'ı Marinette'e bağışladı. Yani ne yani, bu kadar mı yani? Kagami'nin olayı bitti mi yani? Tabii ki de bitmedi. Kagami'nin hikayesini bile bilmiyoruz daha. Çizgi dizide hikayesini en çok merak ettiğim 3 kişi var. Biri Kagami'nin annesi, biri Emily, diğeri ise Gabriel Agres. Zaten Gabriel Agres bölümünde neler olduğunu göreceğiz. Fakat Kagami'nin annesinin ne olduğunu hala bilmiyoruz ve bu benim aklımda çok soru işareti koyuyor. Muhtemelen o Kagami'nin annesinin oynadığı film onun küçüklüğünde çekilen ve savaşçının hayatını anlatan bir filmdi. Ve bildiğiniz gibi o filmde Kagami'nin annesinin gözleri kör değil. Ve gözleri kör olmayınca gözlük takmadığında kopya küçüklüğünde Kagami'ye benzediğini söyleyebilirim. Belki de Emily ve Kagami'nin annesinin oynadığı o iki filmde aynı filmdir. Yani iki aktör de aynı filmin içinde oynuyor. Şimdi siz diyeceksiniz ki Kagami'nin annesi eskrimci sporcu, nasıl filmde oynuyor? Yani sporcu filmde oynayamaz diye bir şey yok yani. Ben bir sürü VVI dövüşçüsü tanıyorum. Hepsi bazı filmlerde oynamıştır. Yani şunu demek istiyorum. Belki de Emily ve Kagami'nin annesi normal hayatta, yani Emily ölmeden önce ve Kagami'nin annesinin gözleri kör olmadan önce yakın arkadaş olmuşlardır. Ve bu da bize Kagami'nin ailesi ve Adrian'ın ailesinin ne kadar yakın olduklarının bir kanıtı daha. Bildiğiniz gibi Emily'nin ölüm sebebi hasar almış bir mucizeyi kullanmasıydı. Belki de Kagami'nin annesi de hasar almış bir mucizeyi kullanarak onun da gözleri kör olmuş olabilir. Yani ölüme değil de gözleri kör olmuş. Kim bilir, belki de Gabriel Agres bölümünde bize Emily ve Gabriel'in hikayesi dışında orada ufak bile olsa Kagami'nin annesi hakkında bize bir detay gösterecekler. Ay çok özür dilerim, gerçekten bir şeyin duyurusunu yapacaktım videonun evvelinde, şimdiye kaldı. Evet, Discord sunucumuza katılmayı sakın unutmayın, linki açıklama kısmında var. Discord sunucumuza gelin. Öyle mucize teorileri falan eleştiriyoruz kendi aramızda, öyle teori falan üretiyoruz veya sohbet ediyoruz. Ve rica etsem yorumlara, benden önce bu detayı fark eden olmuşsa veya siz bu detayı görmüşseniz yorumlarda belirtmeyi sakın unutmayın. Videoda tam olarak söylemek istediğim şey, yani Japonyalı bir kadının fotoğrafını ve kopya Kagami'ye benzeyen bir kadının fotoğrafını asla oraya koymazlar. Muhtemelen o Kagami'nin annesi. Fakat biraz gençlik hali. Ve Emily'nin fotoğrafıyla yan yana. Onun altında da bir fotoğraf var. Bakarsanız gördüğünüz gibi mavi renkli. Çünkü ikisi de mavi renk. Fakat o fotoğrafı bize göstermediler. Kim olduğunu ben de bilmiyorum. Allah bilir, belki de onun altındaki de Chloe'nin anasının resmidir. Yani puzzle gerçekten kendi yerine bu şekilde oturuyor. Evet, video buraya kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Evet, bu tarz küçük detay videolarından teori çıkarmayı ben de gerçekten çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bye bye.